PHP hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde init PHP'mizi kodlamaya başlayacağız. Hemen açalım init PHP'mizi. Ee, ne yapacağız? Init initialization dediğimiz e, başlangıç parametrelerini, başlangıç değişkenlerimizi tanımlayacağız. Init sayfamız bizim e, değişkenlerimizi çekeceğimiz bölümler olacak arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Bunun için öncelikle yine PHP kodlarımızı hemen yap yazıyoruz. E, bir session başlatıyorum. Session e, session e, start diyorum tabii ki hemen bir session başlattım. E, session kaydımızı yapacağız çünkü. Ardından da globals, global e, globals diye ve hatta globallar ve hatta e, global zaten Türkçe'de kullanılıyor. Şöyle global diye bir değişken tanımlıyoruz. Global'ın içerisine siz isterseniz buraya yapılandırma yazabilirsiniz. Yapılandırma. Veyahut da ben buraya e, uluslararası olarak kullanılan config kullanacağım. Config kullanacağım. Config eşittir array diyorum. Config array. Ne yapacağız arkadaşlar? Array'imizde config array'imizde bizim e, kullanacağımız mesela e, veri tabanımızda şifresi, e, kullanıcı adı, sonra cookie isimlerimiz, session isimlerimiz bu gibi sistemleri burada kaydedeceğiz global olarak. Peki nasıl yapacağız onu? E, şöyle yapacağız. Öncelikle mesela MySQL, MySQL host bölümü arkadaşlar. Buraya localhost yazabilirsiniz. localhost Veyahut da daha hızlı çalışmasını istiyorsanız sistemin yani sayfayı daha hızlı okumasını istiyorsanız çünkü localhost bir domainle her domainin bir ip adresine bağlıdır o IP adresini e, şey o domaini yakalar sonra IP adresini dönüştürür ve sayfayı çağırır. Bu gibi sistemler e, bu gibi şeyler arkadaşlar. Şimdi buraya e, localhost yazmak yerine e, 127.0.0.1 diyorum arkadaşlar. Bu da localhost anlamına geliyor. Hemen e, MySQL'den sonra pardon. Şöyle yapalım arkadaşlar. MySQL yazdım buraya localhost hosta onu yapacağız hosta onu kullanacağız şöyle yapalım MySQL'imize MySQL ana bir grup olsun şöyle MySQL ana bir grup olsun array'imizi tanımlayacağız MySQL'imizde MySQL'den sonra hatırla diye bir bölüm yapacağız kullanıcıyı hatırlamamızı sağlayacak bizi arkadaşlar beni hatırla özelliği yapacağız onun içinde array ekliyorum biraz sonra içlerini dolduracağım ardından bir de session oluşturacağım arkadaşlar bir de session bölümü olacak array'in ee, el son elemanına virgül koymuyorsunuz ee, kapatma işareti de konulmuyor şöyle yapalım şöyle birazcık evet şunu birazcık daha götürelim tabii ki şuraya büyüktür işaretini de koyalım şimdi elemanlarını girelim MySQL'in script'in e, biraz önce bahsettiğim host e, arkadaşlar host'u yazacağım ben buraya host e, elemanını hemen giriyorum neydi 127 tabii ki e, şöyle yapalım. 127.0.0.0.1 Bu ne yaşıyor arkadaşlar? Bu dediğim gibi localhost yazmak yerine bunu yazarsanız daha hızlı çalışacaktır sistem. Sayfayı daha hızlı okuyacaktır. Tabii ki tırnak işaretini alalım. Ardından da hemen diğer özelliklerimizi tanımlayalım. Neleri mesela? Kullanıcı adına ihtiyacımız var. Kullanıcı adı. Kullanıcı adı alt adı e, benim veri tabanımın kullanıcı adını giriyorum buraya e, asp hocaç kul benimkisi arkadaşlar bunu e, php derslerinde de görmüşsünüzdür tekrardan e, veri tabanı oluşturmuyorum bunları zaten biliyorsunuzdur zaten nesne ne tabanlı programlama alıyorsanız artık e, şimdi yine virgül koyuyorum altına şifrem veri tabanı şifrem şifremi tabii ki sizlerle paylaşıyorum e, neydi php hocam 1 2 3'tü şifrem 1 2 3. Evet, 1 2 3. Ardından da ne? DB. DB'ye ihtiyacım var. Hemen şurada. E, ee, ASP Hocaç Data veri tabanı adım. diye DB dedim. Veri tabanımın adı. ASP Hocaç Data veri tabanımın adı. Zaten ilk ilk derste oluştururken görmüşsünüzdür. ASP Hocaç ile Ardından da hatırla dediğimiz bölümleri yapacağız. Cookie ayarlarımız olacak nelerimiz olacak cookie cookie çerezlerimiz arkadaşlar cookie ismi olacak cookie ismi çerez ismi de diyebilirsiniz istediğiniz de deyin hash arkadaşlar göstereceğim size hash metodunu şimdi kafanız karışmasın cookie bitiş bitiş yani cookie'nin son bulduğu çerezlerin son bulma zamanını hesaplayacağız buraya 604800 yazıyorum bunu da açıklayacağım arkadaşlar bunu ee, milisekunda biliyorsunuz bin e, dakika e, neydi bin, pe, bin millisecond bir saniye oluyordu ee, millisecond olarak kullanabiliriz bu rakamı veyahut da e, normal başka bir şekilde kullanabiliriz şu an karar vermedim ee, o zaman söyleyeceğiz ama büyük ihtimal milisekund olarak kullanacağız yani buraya isterseniz siz farklı bir şey yazın illa bu rakamı yazmanıza gerek yok ee, bu normal saniye çevirdiğinizde ne yapacaksınız bunu ee, mesela e, ne dedim bin milisekund, bin milisekund, 1000 e, milisekund eşittir bir saniye arkadaşlar. Böyle hesaplayın artık kaç dakika olduğunu. E, ardından da yani istediğiniz bir değer verebilirsiniz. Ben şu an kafadan bir değer veriyorum. E, session ismi, session ismi diyorum. Session'ımın ismi. Session kaydı da yapacağım. E, session kullanıcı için bir session kullanacağım. Kullanıcının id'sini almak için ismini vesaire. Bir de token. Token sistemini, token sistemini göstereceğim size dedim. Token ismi diyorum. Burada da jeton sistemini göstereceğim. E, Facebook'ta da kullanılan jeton sistemini göstereceğim. Ve şuraya da ismini e, token diyorum. Peki bu ne olacak arkadaşlar? Çağıracağız. Session'dan Session ismini çağırdığımız zaman biz e, fonksiyon tanımlayacağız. E, yani şöyle bir şey olacak. E, Alt session session içerisinde ne yazacak? kullanıcı yazacak. Fakat bunu e, ne yapacağız? RR çağırma metoduyla çağıracağız. Yani bir, bir fonksiyon tanımlayacağız. Onu da öğreneceksiniz. Buraya session yazmak yerine işte buraya işte e, config config işte bilmem ne e, mesela getir diye bir şey tanımlayabiliriz getir e, ne yapacağız burada config e, sayfamızdan mesela neyi getireceğiz globals'ın içerisindeki session'dan kullanıcı getireceğim yani ne yapacağım e, şöyle boşluk falan bırakmayın şuralarda dikkat edin arkadaşlar yoksa hata alırsınız e, session e, slash neydi e, session ismi mesela session ismini e, session ismini çağıracağım evet böyle yapacağız ve hatta değişkeni tanımlayabiliriz. Emin değilim. E, o zaman göreceğiz. Şuraya da virgülümüzü koymayı unutmayalım. Ardından da e, son olarak da mesela e, bir tek tek recur recur once metoduyla veya hatta recurla sadece e, tek tek sayfaları mesela çağırmak yerine class sayfalarımızı işte class sayfalarımız neler? Mesela config.php buraya config config.php yazmak yerine config.php yazmak yerine eee tek tek şöyle alt alta. artık diğer kilerinde tek tek yazmak yerine kki bir yazmak yerine bir fonksiyon tanımlayacağız. Ne tanımlayacağız? tanımlayacağımız fonksiyon SP, SPL SPL autoload auto 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 load register fonksiyonu. Bu fonksiyon Mesela şuraya ne yazacağız? Class yazalım. Class'ları çağıracağız. Class ismi config, cookie, db, hash, input. Bunları çağıracağız. Nasıl yapacağız peki? Şöyle yapacağız. Şuraya noktalı virgül koymayalım. Bu bir fonksiyon dedik. Şöyle yapalım. Burada şunu kullanacağız. Tabii şöyle yapalım. Pardon arkadaşlar. Şöyle. Yeniden siliyorum burayı. Şöyle yapacağız. Bunun içerisinde fonksiyonu tanımlayacağız. Function. Daha ayrıntılı tanım için bunu Zend PHP'den okuyabilirsiniz. Zend diyorum. PHP'dan okuyabilirsiniz. Buradan da e, iç içerisinde parametre olarak class giriyorum. E, şuraya da parantez açıp kapatıyorum. Tamam, şimdi oldu. Ne yapacağız? E, burada e, classı config diye bir hashit çekeceğiz. Nasıl çekeceğiz peki? Şöyle yapacağız. Recur once, recur once. E, class dosyamın içerisinde, classın içerisinde e, mesela config'i cookie çekeceğim. Buraya config yazmak yerine cookie yazmak yerine cookie.php yazmak yerine şöyle nokta koyuyorum. Ee, tabii ki tek tırnak içerisinde e, olması gerekiyor. Şöyle nokta e, şey pardon e, tek tırnak içerisinde olmaması gerekiyor. Şöyle şuraya klasımı Class ismi yani şuraya class değil de isim de yazabilirdim ben. Class yazdım ki anlayın diye. Sonra da .php eklememiz gerekiyor arkadaşlar. nokta .php ekledim. E, şuralarında bitişlerinde falan boşu bırakmayın. Yine çalışmayabilir. E, çalışmaz daha doğrusu. Ardından da e, bu fonksiyonu anlamışsınızdır. Bu fonksiyon bize şunu tüm dosyaları için tek tek buraya yazmak yerine requirements config.php, requirements db.php, h.php hepsini tek tek include etmek yerine burada sadece bunu yazarak e, tüm dosyalarımızı ne yapacağız? Bu fonksiyonu kullanarak do class dosyalarımızı çağıracağız arkadaşlar. İçerisine include edeceğiz. E, ardından da bir de require, e, require şöyle boşluk bırakayım. Recur diyerek e, fonksiyon 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 sayfamızdaki neleri dosyalarımızı çağıracağız. E, fonksiyon sayfasında ben filtrele filtrele.php e, dedim ama buraya fonksiyon yazmışım. ismini değiştirelim şunun. Rename diyorum. E, filtrele nokta filtrele.php olacak bu arkadaşlar. E, ismini değiştirdim. Filtrele.php filtrele.php sayfamız olacak burada. E, filtrele ne yapacağız? Filtreleyeceğiz. E, işte i̇şte veri tabanına enjekte yememek için, SQL injection yememek için e, ne yapacağız? Kullanacağız bunu. Filtreleyeceğiz. Array'lerimiz olsun. Verilerimizi e, HTML entities, real escape, e, string e, fonksiyonlarıyla bunları kullanacağız arkadaşlar. Şimdi e, index sayfamıza ne yapalım? Index sayfamıza şöyle yine php diyerek tüm fonksiyonları index sayfamıza eklemek istiyorsak şu özellikleri ne yapmamız gerekiyor? Init.php'mizi ee, init php'mizi buraya ekle e, include etmemiz lazım. require e, r q ıı, require require Evet şöyle şuraya e, init.core pardon. core init.php core init.php diyoruz. Evet şurayı da kapatalım. core init.php tamam. E, bu dersi burada bitirelim. Bir sonraki dersimize kodlamamıza devam edeceğiz. Ne yapmış olduk burada arkadaşlar? E, ana sayfamıza şurada ne varsa eklemiş olduk. Aynı zamanda init.php'mize ise tüm class dosyalarımızı eklemiş olduk. Böylelikle e, mesela ben e, burada artık istediğim gibi işte e, yeni bir db elemanı tanımlayabilirim. D, db nesnesi tanımlayabilirim. db new e, db diyerek burada db tanımlayabilirim kullanıcı kullanıcı eşittir ne diyerek e, kullanıcı fonksiyonunu burada kullanabilirim kullanıcı fonksiyonunu burada kullanabilirim Arkadaşlar e, bu bu işe yarıyor kapatalım e, silelim burayı bu derste de burada bitiriyorum. bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar